30 dakikaya hoş geldiniz. Makro veri ajandasının oldukça yoğun olduğu bir gündeyiz ve önemli verileri karşılamaya devam ediyoruz. Peki piyasalarda durum ne? Kripto para piyasalarında ayrıntıları ve öne çıkan başlıkları almak üzere hemen Paribu'ya gidiyoruz. Araştırma ve raporlama birimi yöneticisi Semih Sercan Erkul bizlerle birlikte, söz size bırakıyorum. Merhabalar Pelin Hanım, iyi yayınlar. Öncelikle ilk haber için Amerika'ya gidelim. Fidelity dünyanın en büyük finansal hizmet sağlayıcılarından biri. 30 Haziran'daki son açıklamada gözetimi altında yaklaşık 10 trilyon dolar vardı. Bu büyük kuruluş bireysel kullanıcılarına kripto para hizmeti vermeye başladı. Geçtiğimiz haftalarda da gündemimize girmişti çünkü emeklilik fonlarının kriptoya yatırım yapmasının önünü açan bir firmaydı bu. Amerikalı senatörlerin risk konusunda çağrı yapmasına sebep olmuştu. Ama Fidelity tarafından bir geri adım atılmadı. Bu hamlelerde geleneksel finanstan yönünü dijitale kararlı bir şekilde değiştiren bir kurum görüyoruz. Yönetimi altındaki trilyon dolarlık değerindeki varlıklarla da böyle bir kurumun kripto para ekosistemine kararlı adım atmasını sektör için olumlu buluyoruz. Bir diğer tarafta Ukrayna'ya gidelim. Burada Merkez Bankası mevcut paranın tüm işlevlerini yerine getirecek bir dijital grivna hakkında bildirge yayınladı. Projenin geliştirilmeye devam ettiğini söyledi. Duyuruya göre Merkez Bankası burada 3 tane olası konsepti düşünüyor ve geliştiriyor diyelim. İlki akıllı sözleşmelere sahip, nakit dışı alanlarda kullanıma uygun. İkincisi nakit yerine geçen, üçüncüsü de sınır ötesi ödemeler için tasarladıkları dijital parayı içeriyor. Ukrayna 2018 yılından beri kripto ekosistemini yakın takip eden, ön planda olan bir ülke ama somut çıktılar üretme konusunda takipteki kadar ön planda olmadığını söyleyebiliriz. Dijital para konusundaki bu adımları ne kadar sürede somutlaşacak merakla bekliyoruz diyebilirim. Son olarak da İsrail tarafına dönelim. Orada önemli bir haber var. Kripto regülasyonları için bir rehber yayınlandı. Maliye Bakanlığı'nın baş ekonomisti bakanlığa 109 sayfalık bir rapor sundu. Sektörün denetlenmesi için Menkul Kıymetler Kurulu'na daha fazla güç verilmesi kripto paraların menkul kıymet tartışmalarını beraberinde getirebilir. Yatırımcıları korumak amacıyla katı kurallar gelmesi savunulmuş bu öneri içerisinde de. Özellikle de kripto para platformları ve kripto para ihraç eden kurumlar için bu katı kurallar düşünülüyor. Raporun devamı da biraz da vergilendirme konularına değinecek şekilde devam etmiş. Bu rapor aslında şu anda güncel ve kapsamlı regülasyon haritalarından biri oluyor İsrail için. Kurallar katı olsa da dijital varlıklar konusunda bir devletin daha yol haritasını belirlemesi yine ekosistem için aslında olumlu gördüğümüz bir haber diyerek gündemi sunmuş, sözü size bırakmış olayım. Çok teşekkür ediyoruz Semih Sercan Erkul anlattıklarınız için diyelim. Evet, önemli verileri karşıladık. Türkiye ekonomisine dair Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3. çeyreğe ilişkin milli gelir istatistikleri yayımlandı ve buna göre Türkiye ekonomisi çeyreklik bazda %0.1 daralırken yıllık bazda ise %3.9 oranında bir büyüme gösterdi. Ve ayrıntıları almak üzere şimdi Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Ahmet Demirci bizlerle birlikte, kendisiyle sanayi sektörünü konuşuyor olacağız. Evet, Ahmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Yanlış olarak telaffuz ettiniz. Evet. Başkan yardımcısı değilim ben. TÜMSİAD. Evet, arkadaşlarımla birlikte düzelteceğiz. Şimdi öncelikli olarak Ahmet Bey, özellikle sanayi tarafıyla başlamak istiyorum. Şimdi verilere baktığım noktada sanayide 3. çeyrekte sanayi sektörü yıllık bazda 0.3 oranında bir artış gösterdi. Manşet rakamın altında 3.9'un altında ikinci çeyreğe bakıyorum. İkinci çeyrekteki rakam 7.9. Birinci çeyrekte bir önceki yine çeyreğe döndüğüm zaman ise 8.2, çeyreklik bazda bir azalış gösteriyor ve sanayi şu an itibariyle 0.3'lük bir artış söz konusu büyümede. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bizim sanayide şu anda dediğiniz gibi bunları hisseder etmez şu anda hissedilmediğini görüyorum. Büyümenin bana göre farkları var. Sanayide çok büyük etkileri oldu. Fakat şu anlarda büyümenin hissedildiğini hiç duymadım. Sanayide o kadar çok teşvik mesaimiz olduğu için fazla bir etkisini göremedik ticaret elbabı olarak. Bilmiyorum, yani bu gidişatın bana göre iyiye gittiğini tahmin ediyorum ama ileriki günlerde daha da iyi olacağını tahmin ediyorum. Büyümenin bizlere ne kadar kar vereceğini, sıkıntıdan çıkacağımızı göstergeler ne gösterirse göstersin iyiye gideceğini düşünüyorum. Sanayinin ve gereken küçük esnafın veyahut da daha da büyümeye yüz tutan ticaret sanayi erbabının hepsinin de bence iyi olacağını düşünüyorum. Tabii ki gıdada ben daha fazla yorum yapacağım size. Gıdayla ilgili çok ilgim var. Hı hı. Gıda sektörü benim için çok önemli. Ekonomi dediğim gibi ekonomideki sıkıntıları biraz fazlaca var. Türkiye'nin, dünyanın daraldığı ve Türkiye'nin ekonomisi oradan kaynaklandığını hissediyorum. Dünyada var sıkıntı. Hı hı. Dünya daraldı. Türkiye'de büyümeye yüz tutuyor tabii ki. Bunun daha fazla bizce faydalarını göreceğiz diye tahmin ediyorum. Peki önümüzdeki sürece dair beklentiniz nedir? Küresel anlamda bir daralma söz konusu. Buna rağmen Türkiye'de 3.9'luk bir büyüme performansının olması olumlu diyorsunuz. Önümüzdeki sürece döneme dair beklentiniz nedir? Bunu üretimde nasıl hissediyorsunuz? Tabii ki üretimde fazla sıkıntılar var. Bildiğiniz gibi enerji olsun hepsinde sıkıntı görüyoruz. Bu sıkıntıların giderilmesi için enerjide bir takım süspansiyonlar yapılması lazım. Enerjinin bize katkı sağladığı çok büyük girdilerde çok farklar var. Girdiler çok farklandı. Girdileri bize maliyetleri çok yükseldi. Bunların maliyetinin düşürülmesi için mutlaka takım girişimlerde bulunulması lazım. Devletimiz de bunları tabii ki biliyor, çalışıyor. Bence olacağını tahmin ediyorum. Önümüzdeki yılın yani daha farklı üretimde olsun, imalat sanayisinde olsun değişik fonksiyonlar olacağını düşünüyorum. Evet, şimdi bununla birlikte aslında stoklara da değinmek istiyorum ben. Çünkü stoklara baktığımız zaman aslında burada yatırımlar kısmında da makine ve inşaat ayrışmaları 3. çeyrekte devam ederken bir diğer tarafta ise tüketim tarafından destek gelirken bununla birlikte stok erimeleri öne çıkıyor. Özellikle stok erimeleri konusunda ne diyeceksiniz burada? Sanayi tarafında çok daha dikkat çekici olduğunu söyleyebiliriz. Sert stok erimesinin devam ettiği bir çeyrekteyiz. Önümüzdeki sürece dair de beklentinizi de aktarmak istiyorum. Bize ne dersiniz? Şu anda stoklarda fazla bir stok yapıldı. Çünkü Avrupa şu anda bizim ihracatımızda olsun ve ürün almadığı için fazlasıyla bir sıkıntı var. Stoklarımızı stokladık şu anda. Ama bunun Çin'de biliyorsunuz bir daralma, Çin'de kapanma var. Tekrar orada hastalıklar çoğaldığı için bence tehlike çok arz ediyor Çin. Bunun akabinde beklenti var sanayimizde. Açılacağını söylüyorlar. Açılır inşallah. Tekrar ihracatımızdaki bu stokların eritme durumuna girebiliriz diye düşünüyorum. Evet, şimdi bir diğer tarafta ise gıda sektöründe olduğumuz için bunu da sormak istiyorum. Gıda enflasyonu Ekim itibariyle yıllık bazda %99.05'lik bir artış yaşadı ve üretim maliyetleri ve fiyatlama beklentileri konusunda nasıl bir önümüzdeki günlerde tablo oluşacak? Özellikle üretim maliyetleri konusunda da etkileyecek bir takım faktörler öne çıkıyor. Bu taraftaki görüşünüz nedir? Şimdi insan sağlığı beslenmesinde önemli bir yere sahip olan et ve ürünleri var. Artan nüfusta bütün gıdada zararlı çok büyük maddeler kullanıldığını malumunuz herkes tarafından biliniyor. Burada tüketiciye çok büyük fonksiyonlar, çok büyük işler düşüyor. Tüketici bilinçli olması lazım. Türkiye'de sağlığı dengeli beslenmenin sağlıklı olması için kırmızı et ürünlerinde tüketim büyük önem taşımakta. Kırmızı et sektöründe muhtelif sıkıntılar bahsedilecek. Bunlar bahsediliyor. Büyük bir sıkıntılar var. Gıdada dünyada bir sıkıntı var. Türkiye'mizde de çok büyük sıkıntılar olacağını, yaşayacağınızı umut ediyorum. Yaşanacak zannedersem. Çünkü gıda çok önemli. Gıda bugün çok fark. Milli savunma var fakat gıda olmazsa bunu kim kullanacak? Gıda çok önemli. Bütün tüketicileri bilinçlenmesi lazım. Bence zararlı ürünlerle alakalı bütün çalışmaların yapılmasını ben de ülkemizde Gıda enflasyonunda %95 seviyesinde yaşanırken tarlada maliyetler hızla artıyor. Yıllık bazda biliyorsunuz %38 artan tarımsal girdi fiyatları endeksi Ağustos seviyesini aşarak yeniden rekor tazeledi. En fazla artış ise gübre ve enerjide gerçekleşti. Biz bunları bu şekilde tahmin etmiyorduk. Fakat bunun birdenbire bu şekilde artmasından dolayı gıdada çok büyük sorunlar çıkarttı. Herkes pahalı. Gıdanın bir geri dönüşümü olmadığı için yiyip bitti, tamam. Ama bir evin, bir arabanın bir geri dönüşümü var. Fakat gıdada böyle bir şey yok. Sadece insan sağlığını, yaşamını idame ettiriyor. Onun için göze görünmüyor. Pahalı, çok pahalı, şu pahalı, bu pahalı. Çok fena gıda üzerinde oyunlar da oynanıyor. Bu oyunların bitmesi için mutlaka gıdanın bir yerlere gelmesi için bence çalışmaların daha iyi, daha güzel olması, denetimlerin daha iyi olması. Ve Türkiye büyüdü. Denetimlerin odalarımız var. Odalarımıza bu şekilde bir sorumluluklar verilmesini ben öneriyorum. Eğer olursa, odalar da bu işlerin içerisine girerse daha güzel denetimler olaraktan daha insanlara refah seviyede ve gıda temizliği, hijyen, sağlıklı ürünler yedireceğimizi tahmin ediyorum. Bu şekilde düşüncelerim var. İnşallah tüketicimizi de yalnız çok iyi bilinçlendirmemiz lazım. Bu konuda bence çok iyi tüketiciyi bilinçlendirme durumuna yapmamız lazım. İsraf çok fazla var. İsraf konusunda bugün yapılması lazım. Ne gerekiyorsa yapılması lazım. Projeler yapılması lazım. İsrafı önlememiz lazım. Her yerde israf çok fazla. Lokantada tutun, büyük birleşim yerlerde, okullarda, orada, burada, her yerde müfret olarak burada konmasını ben öneriyorum ama bilmiyorum tabii büyüklerimiz bu konuda, devletimiz ne düşünür, ne söyler. Allah için her şeyin hizmet edilmesini düşünüyorum. Hizmet çok önemli. Evet, çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için diyelim. Ahmet Demirci katılımınız için diyelim. Evet, Türkiye İstatistik Kurumu 3. çeyreğe ilişkin milli gelir istatistiklerini yayımladı ve buna göre Türkiye ekonomisi çeyreklik bazda %0.1 daralırken yıllık bazda ise %3.9 oranında büyüdü. Türkiye ekonomisi tüketimde ikinci çeyreğe gerileyen büyüme ve dış talepteki azalmanın etkisiyle 2020 ikinci çeyrekten bu yana en düşük oranda büyüdü. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış gayri safi yurt içi hasıla çeyreklik bazda %0.1 daraldı. Ekonomi böylece 9 çeyrek sonra ilk kez daraldı. Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte yıllık bazda ise %3.9 büyüme kaydetti. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi aylık %0.5 daralma, yıllık %4.4 büyüme olmasıydı. Gayri safi yurt içi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde 3. çeyrekte bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak finans ve sigorta faaliyetleri %21.6, bilgi ve iletişim faaliyetleri %13.9, mesleki idari ve destek hizmet faaliyetleri %12.6, hizmet faaliyetleri %6.9, diğer hizmet faaliyetleri %4.9, gayrimenkul faaliyetleri %4.1, tarım, ormancılık ve balıkçılık %1.1 ve sanayi %0.3 büyüdü. Buna karşılık inşaat sektörü ise %14.1 daraldı. Yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları bu dönemde yıllık %19.9 büyüdü. Yatırım büyümesinin göstergesi olan gayri safi sabit sermaye oluşumu ise %1.3 azaldı. Devletin nihai tüketim harcamaları 3. çeyrekte yıllık %8.5 artarken mal ve hizmet ihracatı %12.6 büyüdü. Mal ve hizmet ithalatı ise yine bu dönemde %12.2 arttı. 3. çeyrekte hane halkı tüketimi 3. çeyrekte büyümeye 12 puan, kamu harcamaları 1.1 puan, net ihracat 0.7 puan katkı yaptı. Evet, gayri safi yurt içi hasıladaki artışa bakacak olursak yıllık bazda %3.9'luk artış yaşanırken sanayi tarafından %0.3'lük bir destek gelirken hizmetler tarafında 6.9'luk bir destek var. Tarım tarafında ise %1.1'lik artış söz konusu iken inşaat göze çarpıyor. 14.1 seviyesinde bir azalma, küçülmenin devam ettiği bir süreçteyiz. İnşaat tarafında ikinci çeyrekte de %9.9 daralma olmuştu, gerçekleşmişti. Ayrıntıları kendisiyle konuşacağız. İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Genel Başkanı Tahir Tellioğlu bizlerle birlikte. Tahir Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Şimdi inşaat sektörüne bakıyorum. Çeyreklik bazda özellikle %14.1'lik yıllık bir daralma söz konusu. İkinci çeyrekte de %9.9 daralmıştı. Bu daralmanın boyutu giderek artıyor inşaatta. Bunun ana nedenlerine biraz fokuslanalım istiyorum. Ne dersiniz? Teşekkür ederiz. Yani bu istatiki olarak Türkiye ekonomisi açısından bu sireni verirken aslında sahada biz müteahhitlik sektörünün özellikle konut yapıcıları başta olmak üzere zaten bu sıkıntıyı, bu daralmayı sahada görüyorduk. Ve işin kötüsü maalesef hani bazen bir büyüme olur. Bu büyümeden bir geri çekilme olur. Bu da kabul edilebilir ama maalesef son bir yıldır biz üst üste gerilere küsülüyoruz. Yani bu işte yaklaşık en son inşaat sektöründe konut üretimini baz alarak yorumlarsan 2018'in yani 2017-18'li yıllarda 1.350.000 hatta 1.500.000'e yakın konut üretimi bugün maalesef 500-600.000 bandına indi. Dolayısıyla o gün 1.350.000-500.000 bandı da fazlaydı. Yani Türkiye'nin ortalama konut yıllık ihtiyacı 800 ile 1 milyon arası. Bugün bu rakamda gerçekten çok daraltıcı bir rakam. Bu tabiatıyla işte konut kiralarındaki yükselmeye, fiyatların artmasına da dolaylı olarak sebebiyet veriyor. Bunun gerekçesine sektör olarak biz bağımsız olarak baktığımızda neleri görüyoruz? Birincisi ve en önemli sorunun son bir yıldır hatta iki yıldır ama özellikle bir yıldır önlenemez inşaat malzeme fiyatlarındaki maliyet artışlarındaki çok fahiş orandaki artış. Yani bu son iki yıldır yaklaşık %500 civarında ortalama totalde arttığını söyleyebiliriz. Birinci etken bu. İkincisi yeterli derecede şehir merkezlerinde uygun lokasyonlarda konut imarlı arsanın olmayışı. Üçüncü önemli bir sebep devletimiz zaman zaman sosyal konut vesaire başlıkları adı altında konut sektörünü iyileştirmeye yani tüketici tarafa, alıcı tarafa destek verirken üretici tarafa maalesef destek vermiyor. Yani burada devletimizin bir art niyeti yok ama siz tüketici tarafa destek verirken oradaki verdiğiniz desteği kat kat fazlasını üretici tarafının üstüne yük olarak yüklerseniz bu da tabii konut üretimini azaltır. Örnekleştirirsem geçen yıl konut 150 metrekarenin altındaki konuttaki KDV indirimi %1 iken normalde %1 iken geçen yıl bu %18'e çıkartıldı. Yani kafadan bir %17 burada KDV'den dolayı bir yeni maliyet oldu. Şimdi 2023'ün başında değişik sebeplerden dolayı ekspertiz değerleri ile birlikte bir satış durumu değerlendirmesi olacak. Bunun da yaklaşık konut maliyetlerinin %15-20 artacağını öngörüyoruz. Dolayısıyla bu maliyet artışları, konut üretimindeki, arsa üretimindeki yetersizlik, bürokrasideki özellikle büyükşehir belediyelerinin son dönemde konut imarlı arsa üretememesi, inşaat ruhsatlarının çok geç çıkması, yapı denetimindeki bir kısım sıkıntılar, eksiklikler işin doğrusu konut üretici meslektaşlarımızı yordu. Evet özellikle burada çok önemli bir noktaya da değindiniz. İstanbul'da bazı bölgelerde yine izin verilen imar kat sayısı ile ilgili beklentiler var. Bu konuda gelişme şu an henüz var mı? Yani başladı mı böyle bir çalışma? Efendim emin olun Pelin Hanım biz bile buna yetişemiyoruz. Hı hı. Yani son 3 yıl içerisinde belki de 20 kez imar kanununda değişiklik yapıldı. Her bir değişiklik inşaat ruhsat alma sürecini ortalama 3 ile 6 ay arası erteliyor. Yani siz inşaat ruhsatı alırken bazen bu değişikliğin başında yakalanıyorsunuz, etkilenmiyorsunuz. Bazen ortasında, bazen dibinde ama önemli derecede etkilenen meslektaşlarımız var. Dolayısıyla şu anda İstanbul'daki bu ruhsatlandırma ile ilgili kat yüksekliği ile ilgili son noktayı bilmiyorum işin doğrusu. Yanıltıcı bir şey söylemek istemem. Hı hı. Ama muhakkak üzülüyor ama zaman alıyor. Zaman alması da mevcut inşaat projelerinin aksamasına sebebiyet oluyor. Siz tam iştaha geldiniz, karar verdiniz, yatırım yapacaksınız. Bu tür gecikmeden dolayı bir bakıyorsunuz ki bu sefer piyasa frene basmış. Yani inşaat maliyet artışları veya konuttaki talep daralmasından dolayı bu sefer siz de bu sefer yavaşlıyorsunuz. Dolayısıyla birbirini olumsuz olarak tetikliyor. Dolayısıyla biz şunu arzu ediyoruz. Özellikle Maliye Bakanlığımız bu noktada sektörden maalesef kopuk düzenlemeleri yapıyor. Dolayısıyla Maliye Bakanlığı'nın bu noktadaki yaptığı düzenlemeler sektörün üstüne maliyet getiriyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu konuda daha yetkin bir kurum, daha sektörün içerisinden gelen bir kurum. Dolayısıyla Maliye Bakanlığımızın biz sektör temsilcilerinin ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın bu konudaki önerilerini dikkate almasını kendilerinden arz ederiz. Çünkü konut sektöründeki imar, ruhsatlandırma süreçlerini gerek emlak konut üzerinden gerek işte kendi yetkileri üzerinden daha ağır onu şey yapıyor. Bunu niye değindim? Hani bir maksadım yoktu şundan. Şimdi son zamanlarda, son günlerde hatırlarsanız kamuoyunda bir konut kredi desteği söz konusu. Bu konut kredi desteğine ihtiyaç var. Fakat bunun içeriği ve şekli açısından fikir farklılıkları var. Biz bu desteğin sadece işin doğrusu tüketici kısmına konut alacak kesime değil, aynı zamanda üretici ve arz kesiminin de desteklenmesi noktasında talep ediyoruz. Yani en azından bir konut arzı probleminin ortadan kalkması lazım ki hem fiyat dengesi açısından hem de tüketicinin erişimi açısından çok daha önem arz edecek diyorsunuz. Kesinlikle katılıyorum. Teşekkür ediyorum bu yaklaşımımızdan dolayı. Son herhalde bitiyor bir 30 saniye, bir dakikalık şey. Bu kamu müteahhitlerimizle ilgili her televizyon programında dile getirmeye çalışıyorum. Çünkü gerçekten müteahhitlerin önemli bir kısmı zor durumda. Onlar da müteahhitlik sektörünün önemli paydaşı, tüketicisi. Dolayısıyla önemli bir kesim özellikle reel fiyat farkı verilmeyişinden dolayı mağdur. Bu mağduriyetleri işin altından kalkamadıklarından dolayı teminatlarının yanması, firmalarının yasaklı duruma getirilmesi ve alt taşeronların de bu şekilde mağdur olması anlamına geliyor. Onun için önümüzdeki günlerde torba yasaya muhakkak kamu müteahhitlerinin mağduriyetini giderecek, onlara sicil affı sağlayacak, şartsız ve kayıtsız cezasız tasfiye hakkının verilmesi gereken bir yasal düzenlemenin de bir an önce torba yasaya koyulmasını Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ediyorum. Çok teşekkür ediyorum Tahir Tellioğlu, katılımınız için, aktardıklarınız için diyelim ve 30 dakikayı noktalayalım. Görüşmek dileğiyle.